Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Sayın Mehmet Ali Çelebi, buyurun. Teşekkürler Sayın Başkan. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Kanun teklifine baktığımızda stratejik seviyedeki bazı hataların taktik düzenlemelerle tedavi edilmeye çalıştığını görüyoruz. Düşünün ki bir insan Covid olmuş, aramızda doktorlarımız da var, ateşi çıkmış, ateş düşürücü veriyorsunuz. Burada tekliflerde yapılan bu aslında. Yani yapısal sorunlara taktik seviyede cevaplar verilmeye çalışılmış ama işe yaramaz. Nedir o yapısal sorunlar? Önce onlara bir değinmemiz gerekiyor. Bir, ordunun birlik bütünlüğü şu an bozulmuş durumda. Kuvvetler ve Genelkurmay ayrı ayrı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlamış durumda. Ne demek bu? Geçen de söylemiştim ama yalan söylüyorsun diye nidalar atılmıştı. Hayır, öyle değil. Düşünün ki bir bakan yardımcılarıyla eşit seviyede Cumhurbaşkanlığı'na bağlanmış. Böyle bir şey olabilir mi? İşte oluyor. Askeriyede olan şey bu. Genelkurmay Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olmalı. Kuvvetler de Genelkurmay'a bağlı olmalı. Olması gereken bu. Diyeceksiniz ki 15 Temmuz'da bir darbe girişimi yaşadık. O nedenle öyle yapmıştık. Tamam, artık kaç sene geçti üzerinden? 4 sene geçti. Bu eski haline, düzgün haline getirilmesi gerekir. Emin olun, müşterek harekatlarda zorluk yaşarız. Çünkü Genelkurmay neden yapılmış, neden ortaya konulmuş, neden böyle bir gerekçe uydurulmuş, geçmişte tarihsel süreçte böyle bir kurum ortaya çıkmış, bunu incelediğinizde Genelkurmay'ın önemini göreceksiniz değerli milletvekillerim. İki, yargı sistemi. Maddelere baktığımızda disiplin kurulu yetkilerinin disiplin amirlerine verildiğini görüyoruz. Ben buradan asker olarak şunu çıkarıyorum. Demek ki orduda bir disiplin zafiyeti var. Sebebi ne? Askeri mahkemeler kapatıldı. Dolayısıyla aslında askeri mahkemeler ve disiplin mahkemelerinin kaldırılmasının sonuçlarını yaşıyoruz şu an. Askeri mahkemeler korunmalıydı. Askeri Yargıtay, Yargıtay'ın Askeri Yüksek İdare Mahkemesi de Danıştay'ın içerisinde bir daireye dönüştürülmeliydi. Bu konunun anayasal boyutlarını zaten İbrahim Kaboğlu hocam sizlere ilgili maddede anlatacaktır. 3. Ordunun eğitim sistemi bozulmuş durumda. Harp Akademileri Teşkilatı bozulmadan Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlanmalıydı. Harp okulları da kuvvetlere bağlı kalmalıydı. Eğitim sistemini onlar dizayn etmeliydi. Bunlar yapılmalıdır. Aynı zamanda askeri liseler tekrar açılmalıdır. 4. Ordunun sağlık sistemi bozulmuş durumda. Bununla ilgili de maddeler var. Askeri hastanelerin aslında en başından itibaren Sağlık Bakanlığı'na devri yanlış olmuştur. Süper güçlere bakıyorsunuz, askeri hastaneler vardır ve Milli Savunma Bakanlığı'na bağlıdır. Bu şekilde yürütürler. Kritik önemdekiler tekrar açılmalı. Milli Savunma Bakanlığı'na bunlar devredilmelidir. Bunlarla ilgili de doktor, Milli Savunma Komisyonu üyemiz Bayram Hocamız sizlere ciddi bilgiler verecektir ilgili maddede. 5. Atama sistemi şu an bozulmuş durumda. Çünkü Yüksek Askeri Şura ilgili ilgisiz sivillerle doldurulmuş durumda. Siyasi müdahaleye açık, milli ordu yerine parti ordusu kurabilecek bir yaş yapısı şu an mevcut. Bunun değiştirilmesi gerekir. Milli Güvenlik Kurulu da ülkenin ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmelidir. Liyakat sistemi, atama terfi sistemi komple yeniden düzenlendi 15 Temmuz'dan sonra. Rütbelerde bekleme, emeklilik süreleri değiştirildi. Öğrenci muvazzaf alımlarında komisyonlarda usulsüzlükler ve yandaş kayırmacılığı göze çarpıyor. Liyakat merkezi bir yapı kurulması esastır. Ordunun 7 vazifede devamlılık ilkesi sekteye uğramıştır. Askerlik yasasıyla çünkü %70 olan yükümlü erbaş er oranı daha da düşmüştür. Süresi, sınırları, sonuçları belli olmayan geçici bir güvenlik zafiyeti yaşanabilir. 6 aylık askerlikte de zaten yeterli eğitim harbe hazır seviyede olacak şekilde verilememektedir. Konu tekrar ele alınmalıdır. Kumpas davalarda yaşanan tahribat. Ben de oralardaydım. Bu 15 Temmuz darbesinden sonra üst seviyeye çıktı. Yani hala kumpas davalarda yargılananlardan resmi özür dilenmedi. FETÖ'yle mücadele ediyoruz diyorsunuz. Ya şimdi Ali Tatar, Cem Çakmak bunların ailesinden özür dilenmeyecek mi? Bunlar şehit yapılmayacak mı? Bunlara terör saldırısı yapılmadı mı? 9.
Bakın 15 Temmuz ilginç bir şey söyleyeceğim. 15 Temmuz davalarında FETÖ üyesi olmadığı halde hiçbir eyleme karışmadığı sabit olan, bakın askeri öğrenciler, uzman erbaşlar, az subaylar, subaylar aynı şekilde FETÖ'cülerle aynı şekilde müebbet ceza almış durumdalar. Yani FETÖ ile mücadele açısından bunlar da önemli. FETÖ'ye malzeme vermemek lazım. Masumları buradan ayıklamak lazım. FETÖ öyle iğrenç bir teşkilat ki, öyle bir zombi teşkilatı ki emin olun 15 Temmuz gecesi bile bir kumpası var onların. İçişleri Bakanlığı'na sorun. O gece onlardan çıkmayan, daha sonra ankesörle tespit edilen kaç kişi var deyin. O gün yakalananların iki katı en az. Katılmadılar. Başkalarını öne sürmeye çalıştılar. Dolayısıyla oradaki masumları ayıklamazsanız onlar bunu istismar etmeye devam edeceklerdir. Onları ayıklamamız şart. FETÖ ile mücadelenin birinci şartı budur. 10. Askeri fabrikalar gibi stratejik tesislerin özelleştirme politikası terk edilmelidir. Tank palet. Onunla ilgili de maddeler var. 13. 14. maddelerde onunla ilgili arkadaşlarımız konuşacaklardır. 13. 11 düzeltiyorum. Türkiye son 10 yıldır FETÖ, PKK, IŞİD odaklı terör, göç ve iç güvenlik sorunlarının yanında aynı zamanda ekonomik bir darboğazdan da geçiyor. Bu savunma sanayi projelerinde yansıyabilir. Bu kaçınılmaz bir şey. Ancak modernizasyon ve idame projelerinde deniz kuvvetlerine özellikle Doğu Akdeniz harekat alanında ateş ve manevra gücü kaybına neden olacak durumlara asla düşmeden destek verilmesi gerekir. Mavi Vatan, Misak-ı Milli'nin denizlerdeki karşılığıdır. Bu çok önemlidir. Ana Vatan Türkiye, Yavru Vatan Kıbrıs, Mavi Vatan denizlerimiz ve bunların semaları bir bütündür, asla parçalanamaz. Dolayısıyla savunma sanayinde de buralara dikkatli bir şekilde destek vermek gerekir. 14. Kahraman ve fedakar silahlı kuvvetler personelinin özlük haklarında iyileştirmeler yapmamız gerekiyor. Birçok konu bekleniyordu. Bunlar buraya gelmedi. Söz verilmiş olmasına rağmen onları size arz edeceğim birazdan. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin afetlerde daha etkin görev alması sağlanmalıdır. Bedelliyle ilgili söylemiştik. Uzaktan eğitim boyutu vardı. Afetlerde de görev almasıyla ilgili önergeler vermiştik. Askerlik yasasında bununla ilgili olumlu gelişmeler oldu ama sonu gelmedi. Olası bir deprem, sel felaketinde ordunun vazifesi gerçekten önemli olacaktır. Bununla ilgili çalışma yapılmalıdır. Şimdi beklenen özlük hakları neydi? Ne geldi? Onlardan bahsetmek istiyorum. Sözleşmeli erbaşlarımız. 20 bin kişiye yakın bunlar. Refakat izni yok. Meyin izni yok. Yol acıra imkanı yok. Bunlar en temel şeyler. Yükümlü erlerden ayrılacak rütbe işaretleri yok. 2018'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 400 lira iyileştirme zammı yapıldı. Bunlar dışarıda bırakıldılar. Halbuki en önde savaşan kardeşlerimiz bunlar. Hava değişimi ve istirahat. 30 gün alsa, düzeltiyorum, 3 ay alsa sözleşmesi feshediliyor. Onu 6 aya falan çıkarmak gerekir. 3600 ek gösterge yok. En önde çarpışan, en çok şehit verdiği ordunun aslında kardeşlerimiz. Bedelsiz zati tabanca verilmiyor. Aile yardımı sadece gelmiş. Burada da bu güzel. O teklif benim de vardı. Gelmesi güzel. Çocuk yardımı alabilme, askeri geçim indirimi verilmesi gerekir. 7 yıl kışlada iskan yerine biz Genelkurmay'ın belirleyeceği birliklerde eve gidebilmelerine olanak sağlanmasını istemiştik. Onunla ilgili bir değişiklik geldi. Artık eve gidebilecekler ama kışlada iskan edilir hükmü aynen geçerli olduğu için uygulamada bazı sorunlar yaşanır mı yaşanmaz mı diye bir endişe var. Bununla ilgili komisyonumuz ayrıntılı bilgi verirse sevineceğiz. Derece kademe emeklilik kıdem tazminat hakları yok. Şehit yakınları ve gazilere verilen kira yardımından sözleşmeli erbaş ayları yararlanamıyor. Ya şehit olsalar yararlanamıyorlar. Uzman çavuş ve astsubay alımlarında öncelik verilmesini istemiştik daha önce de. Burada ek sınav hakkı verilmesi olumlu bir gelişme. Şehit olsalar yakınlarına verilecek maaş hali hazırda farklı. Dolayısıyla bu farkın ortadan kaldırılması gerekir. Şimdi uzman erbaşlara gelelim. Bunlar da ciddi bir kitledir, kardeşlerimizdir. İlk başta kadrolu muvazzaf statüye geçme talepleri var. Yıllardır söyleniyor, umut veriliyor. Ama bir türlü bu kadroya geçirilmeleri sağlanamadı. İlk talepleri bu. 6000 sayılı kanun mağdurları. Bu da çok can yakan bir meseledir. Komisyonda söz de verilmişti. 20-25 yıl uzman çavuş olarak görev yapıyorlar. Yaş haddi nedeniyle mağdur olmasın diye sivil memur olarak devam ettirelim deniyor. Daha sonra sivil memur olarak emekli ediliyorlar en düşük sivil memur statüsünden. Uzman çavuş haklarını alamıyorlar. Yani 20-25 yıl uzman çavuşluk yapıyor, 2 aylık sivil memurluk yapıyor ama uzman haklarını alamıyor.
Çok öncelikli bir konu. Bunun burada olması gerekiyordu. Bunu ek madde ihtisas edilmesi bana göre şarttır. 3600 ek gösterge yine onlarda da yok. Bedelsiz zati tabanca yine yok. Hava değişimi istirahat süreleri yine 3 ay alırsalar sözleşmeleri feshediliyor. Kadro görevleri dışında iş yapmak istemiyorlar. Kadroda neyse o. Astsubay alımlarında öncelik verilmesini istiyorlardı. Bu yasada ek giriş hakkı verilmiş, olumlu bir gelişme ama yeterli değil. Doğu tayin süreleri adil bir şekilde düzenlensin diyorlar. Şimdi gidiyor Hakkari'de görev yapıyor, tayini Edirne'ye çıkıyor diyelim ama Edirne'deki birlik Doğu'da. Dolayısıyla sürekli orada kalıyor aslında. Bu adil bir şekilde düzenlenmeli. Rütbe işaretleriyle ilgili problemleri var. Ordu evlerine girmek istiyorlar. Bu sağlanamaz diyorsanız yeni uzman erbaş ordu evlerinin açılması gerekir. Şimdi astsubaylarımıza verilen sözler vardı. Bakın yıllardır onlar da oyalanmış durumdalar. Sayın Komisyon Başkanımız İsmet Yılmaz'ın da bir sözü var 2013'te şöyle söylüyor. Astsubayların lisans mezunlarının 8'e 1'den, ön lisans mezunlarının 9'a 2'den göreve başlatılması çalışmaları ile ilgili çalışmalar devam ediyor. 2013 Sayın Bakanım yani 7 yıl geçmiş. Çalışmalar bitmemiş. Bunun bitirilmesi gerekir. Sayın Davutoğlu 2015'te şöyle söylüyor. Emekli astsubayların makam ve görev tazminatları ile ilgili sorunlarını çözüyoruz. 2015. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunu söylüyor 2018'de. Astsubaylara müjde vermek isterim ile başlayıp hayırlı olsun diye bitirdiği konuşmada göreve başlangıç derecelerini çözüyoruz demiş. Kendisi 8 Haziran 2018 2 sene geçmiş. Hala çözüm yok maalesef. Yine 17 Ocak 2020'de şöyle söylemiş. CHP gibi vaat yağmuruna tutup seçim sonrası unutanlardan olmadık demiş. Halbuki daha önce söyledikleriyle ilgili sözler tutulmamış durumda. Yani astsubaylarımızın görev tazminatı verilmesi gerekir. Görev tazminatı verildiğinde emekli maaşları da artacak. Uygun bir seviyeye gelecek. Kademe derece sorunları çözülmesi gerekir. Kıdemli başçavuşlara makam tazminatının verilmesi gerekir. Sözleşmeli subay astsubaylar. Bunlarda da şöyle bir durum var. 5000 kişi 10 senesini dolduruyorlar. Şu an yüzbaşı seviyesinde olanlar var subaylarda. Astsubaylarda da yüksek bir yere geldiler 2003'ten beri. 10 senemizi doldurduğumuzda doğrudan kadroya alım istiyoruz diyorlar. Normal subaylar gibi subaylar ne yaparsa sözleşmeli subaylar, subaylar ne yaparsa aynı görevde yapıyorlar. Aynı sınavlara giriyorlar. Aynı testlere giriyorlar. Ama subayla geçmek istediklerinde, muazzaf subayla geçmek istediklerinde tekrar sınava sokuluyorlar. Zaten her sene sınav oluyorsunuz. Sistemde bunların notları var. Sistemi açın, ona göre sicil notu iyiyse, terörle şuyla bunun bağlantısı yoksa doğrudan bunları muazzaf subay yapın. Mantıklı olan bu. Veya az subay yapın sözleşmeli az subaylarımızı. Burada getirilende ise ek sınav hakkı veriliyor. Sınava girmelerine gerek yok. Zaten olmuşlar kısım amiri, bölük komutanı. Sınava gerek olmadığını değerlendiriyoruz. Bununla ilgili de teklifimiz vardı. Binbaşılarımız. Bakın, yani bu binbaşılarımızın sorunları da 6000 sayılı kanun mağdurları gibi sıkıntılı aslında. Öyle bilgiler geliyor ki figüranlık yapan var aralarında. Çaycılık yapanlar olduğunu duyuyoruz. Çünkü emekli maaşları çok düşük. Binbaşılar, binbaşı, yarbay, albay bunlar üst subay. Yarbay ve albay makam tazminatı alıyor. Binbaşı niye almıyor? Almadığı için maaşı düşük kalıyor. Bakın uzman çavuş emeklisi 3259 alıyor. Binbaşı 3150 alıyor. Daha düşük. Hani hiyerarşi? Bakın askeri öğrencilerle ilgili harçlık teklifi geldi. Birinci, ikinci sınıf arasında bile fark var. Hiyerarşi gözetilmiş. Ama binbaşıyla diğerler arasında gözetilmemiş. Buna da ek madde iktisas edersek çok yerinde olacağını değerlendiriyorum. Çünkü sözü var. Sayın Bakan'ın da sözü var komisyonda. 6000 sayını kanun mağdurlarıyla binbaşılarla ilgili sözü var. Sayın Bakan Hulusi Akar'ın. Sonra adi mali ifadesinin sağlık mali olarak değiştirilmesi önemlidir. Kumpas davası mağdurlarını söyledik. Bir de bakın FETÖ işkenceleriyle, sağlık raporlarıyla, harp okulundan işkencelerle, bakın işkence diyorum, işkencelerle ve yalan yanlış sağlık raporlarıyla atılan 3000 tane askeri öğrenci var harp okullarında. 3000. Devlet bunlardan özür dilemedi. Ödedikleri tazminatı geri iade etmedi. Bir devlet kurumlarına kadroya geçiş hakkı da sağlamadı. Hani FETÖ'yle mücadele? FETÖ'yle mücadele, FETÖ'nün mağdur ettiği kesimleri kucaklamakla olur en başta. Bu yapılmadı halen.
Darbe mağduru askeri öğrenciler 1971-1980 arası, onları da emeklilik hakları ve tazminatları iade edilmeli. Devrolan asker hastane personelleri var. Asker hastaneleri kapattınız. Subay az subayı ve sivil memurları Sağlık Bakanlığı'na devrettiniz. Emin olun sosyal haklarında çok büyük gerilemeler var. Lojman hakları mesela alınmış elinden bu asker hastane personellerini. Burada bazı düzenlemeler getiriyorsunuz, öbür taraftan haklarını almışsınız. Gülhane'de aldıkları sertifikalar çok üst düzey. Hocalarımız anlatacak burada. Bunu saymıyorsunuz. Bu sertifika sayılmaz diyorsunuz. Az subayları. Bir yandan da onlara tazminat getirmeye çabalıyorsunuz. Bunlar uygun şeyler değil. Bunların düzeltilmesi gerekir. Uzman jandarmalarımız var. Uzman jandarmalar uzman erbaşlarla karıştırılıyor. Onlarla alakası bile yok. Uzman jandarma zaten, jandarmalar zaten bununla ilgili isim değişikliği istiyorlar. Bizi yardımcı az subay yapın diyorlar. Artı 3600 gösterge talepleri var. Bunlar da subay, az subay gibi aslında muazzaf personel. Sözleşmeli değiller. O nedenle harp okulunda okumuş kişiler gibi, az subay meslek yüksek okulunda okumuş kişiler gibi okudukları okulun hizmetten sayılmasını istiyorlar. Ama ben harp okulunda okumuşum, benim 4 sene sayılıyor. Az subayların 2 sene sayılıyor. Uzman jandarmaların 1 senesi saymıyor. Aynı şey. Üçümüz de muazzafız. Bunun da düzeltilmesi gerekir. Şimdi maddelerle ilgili zaten içeriğini konuşacağız birazdan. Bir özet geçmek isterim onunla ilgili de. 28 madde geldi. 4 tanesiyle ilgili sadece benim zaten kanun teklifim vardı. Bunların görülüyor olması da aslında güzel bir şey. 4'ü birebir aynı. Bunları destekliyoruz. 7. maddede az subayların 55 yaşından 60 yaşına kadar, benim de bununla ilgili bir teklifim vardı. Tecrübelerinden istifade etmek maksadıyla sürelerini uzatılması var. Ancak şöyle bir sıkıntı var orada. Kuvvet komutanlığının teklifi ile uzatılanlar var. Veya demiş, resen Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı tarafından. Yani kuvvet komutanlığı sizden istemeyecek, benim buna ihtiyacım var diye. Ama Milli Savunma Bakanlığı kafasına göre, İçişleri Bakanlığı kafasına göre resen alacak bir adamı 55 yaşından 60 yaşına kadar uzatacak. Bu olmaz. Bunu kabul etmiyoruz. Bu resen ifadesinin çıkması lazım. Ayrıca burada sicil notu 90 alınmış. Ya kusura bakmayın, 90 birçoğunda olacak bir sicil notudur. Bunun en az 95 olması lazım. Ve disiplin mahkeme yoluyla ceza almamış olmalarının da kriterlere eklenmesi lazım. 7. maddedeki sorun bu. 9. maddede biraz önce bahsettiğim sözleşmeli subay, az subay ek sınav hakkı getirilmiş. Biz ne diyoruz? Sözleşmeli subay, az subay zaten 10 sene görev alanlar, belirli liyakate sahip olmuş durumdalar. Normal muazzaf subaylar ne yapıyorsa onlar da onu yapıyorlar. Bunları doğrudan, eğer sicil notları da uygunsa geçirin. Bunları tekrar sınava sokmanıza gerek yok. 16. madde. Genelkurmay Başkanı'nın elinden disiplin soruşturma yetkisi ve soruşturma görev yetkisi alınıyor. Yani bir orgeneral, 1. Ordu Komutanı çıktı, Genelkurmay Başkanı'na meydan okudu, hakaret etti. Genelkurmay Başkanı soruşturma açamıyor. Kim açacak? Milli Savunma Bakanı. Milli Savunma Bakanlığı'na kaydırıyorsunuz bu yetkiyi. Bu olayın siyasileşmesine yol açar ve Genelkurmay Başkanlığı'nın altını boşaltmak demektir bu. Zaten bir komutanda şu 4 şey olmalı. İzin yetkisi olmalı, sicil yetkisi olmalı, ödül ve ceza olmalı. Cezayı alıyorsun elinden. Dolayısıyla sıkıntı yaşayacaktır. 17. maddede yine Yüksek Disiplin Kurulu yerine Genelkurmay'daki Milli Savunma Bakanlığı'na YDK'yı alıyorsunuz. Yüksek Disiplin Kurulu'nu alıyorsunuz. Bunların çoğu da sivil. Ağırlıklı olarak sivil olacak. Ve bu TSK'dan ayırma cezası alınırsa partili cumhurbaşkanının onayına sunulacak. Partili cumhurbaşkanının onayına sununca da siyasallaşmanın önü açılmış olacak. Yani bir soruşturma yapılacak. Aman cumhurbaşkanı ne der diye düşünecek soruşturma yapan. Dolayısıyla bunlar hep yanlış şeyler. Kuvvet disiplin kurullarında personel işlem daire başkanları yok. Bunların eklenmesi gerekir. Hizmetten men cezası verilecek. Bunları disiplin kurulları veriyor normalde. Bu disiplin kurulu yetkilerini alıyoruz, disiplin amirlerine veriyoruz. Çok ciddi sıkıntılar yaşanır. Yani subaylar dahi bu yetkiyi uygun kullanamayabilir. Yani az subaylara da verilecek bu yetki yüksek ihtimal. Burada ciddi problemler yaşarız. Anayasa Mahkemesi'nde uzun kuyruklar oluşur bunlarla ilgili, hak ihlalleriyle ilgili. Bu doğru değil. Disiplin kurulunda bu yetkilerin kalması gerekir. Daha sonra general amiral tahkikatlerini yine Milli Savunma Bakanlığı yapacak. Ya bırakın ordu kendi içerisinde yapsın.
daha sonra Milli Savunma Bakanlığı'nın onayına sunar. Yani buraları böyle siyasallaştırmak hiç uygun değildir. Yani biz böyle yetkiler istemiyoruz. Yani biz böyle yetkiler istemiyoruz derken alacağız, devir teslim yapacağız zaten yakında. Dolayısıyla böyle yetkileri kullanmak istemiyoruz. 22. maddede kuvvet disiplin kurullarında alınan kararları, kuvvet komutanının onayladığı kararın tekrar MSB'de ele alınması söz konusu. Yani soruşturma kademelerine yeni bir kademe ekleyerek işin uzatılması. Toparlayın sözlerinizi. Sayın Başkan, toparlıyorum. Dolayısıyla 22. maddede de sorunlar var. Kuvvet bir karar almış, kuvvet komutanlığı onaylamış, kuvvet komutanının kendisi onaylamış. Diyorsun ki ben bunu bir de Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda kontrol edeyim. O kurul zaten yarısı sivil, yarısından çoğu. Dolayısıyla hem ara kademe koyuyorsun hem de siyasallaşmanın önünü açıyorsun. Bunlar orduya gerçekten zarar verecek şeyler diyorum. Bunlarla ilgili maddelerin geri çekilmesini talep ettik önergelerimizde. İnşallah her şey ordumuz için hayırlı olur. Ordumuz için ne yapsak azdır. Çünkü Atatürk'ün dediği gibi ordumuz Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir ve öyle kalacaktır. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.